Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Gül Ergör karşımızda. Sayın Ergör, değerli hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim diyelim, adet olmuş. Ama gerçekten hele son paylaştığınız genç meslektaşımın sözleri beni de çok üzdü. Son günlerde artık hepimiz endişeliyiz. Endişemiz giderek artıyor ve nereye doğru gideceğimize, sürecin bundan sonraki boyutlarının nasıl olacağına dair herhangi bir tahminimiz yok. Yine iki uç arasına sıkıştırılmış görünüyoruz ki Sayın Sağlık Bakanımızın önceki gün paylaştığı bir mesajda da bu vardı. Bir tarafta tamamen her şeyi yasaklayımcılar, diğer tarafta hiç ölümden korkmayıp bunu ciddiye almayanlar, biz ortadan gitmeye çalışıyoruz dedi. Elbette süreç yönetimi daha sonrasında daha çok tartışılacak, konuşulacak ama şu aşamadan başlayayım. Türk Toraks Derneği'nin dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Verilerin daha şeffaf paylaşılması. İlk başta zannediyorum kimi haber siteleri bunu yanlış anladılar. 24 saatlik karneden değil, aslında doktorlarımızın kendi araştırmaları neticesinde birbirlerinden haberdar olmaları, vakalardaki işte tespit çalışmalarını öğrenmeye çalışmaları, bununla ilgili de etik komiteye yapmak istedikleri başvurular var. Şimdi bunun öneminin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Ya önce bunu sormak isterim. Çünkü Sağlık Bakanlığı hali hazırda bir izin mekanizmasının çalıştığı bu etik komiteye başvurudan önce bir bariyer çekmiş durumda. Anladığımız bu. Türk Toraks Derneği diyor ki önce bizden izin almanız gerekiyor diyor Sağlık Bakanlığı. Buna gerek yok, zaten etik komite inceleyip karar verecek. Neden önümüze set çekiyorsunuz, bariyer çekiyorsunuz? Bir, bunu söylüyor. Buradan başlayalım. İkinci madde bence çok da önemli ama onu birazdan sormak isterim değerli hocam. Bu veri meselesine dair getirilen eleştiriler nelerdir? Sağlık Bakanlığı'ndan tam olarak ne talep ediliyor? Araştırmalarla ilgili Sağlık Bakanlığı bir konunun tek elden yürütülmesi gibi bir inisiyatif almak istedi korona konusunda. Bunu neden yaptığını çok iyi bilmiyoruz. Yani şöyle söyledi, aslında tekrarlar olmasın ve güç birliği yapılsın gibi bir gerekçe ileri sürdü. Ama bunu kim değerlendiriyor, bu başvuruları ve başvuran kişilerin fikirlerinin gizliliği ya da fikirlerinin fikir hakkı, fikir mülkiyeti nasıl sağlanıyor, onların o hakları nasıl sağlanıyor, bununla ilgili de yeterli bir açıklama olmadı. Ve reddedildiğinde neye dayalı olarak reddediliyor, bu da anlaşılamadı. Büyük bir çoğunluğunun kabul edildiği söyleniyor ama tabii onu da çok iyi değerlendirme şansımız yok. Yani kimler başvurdu, kimler kabul edildi bilmiyoruz. Benim şahsi başvurum kabul edildi. Çok hızlı bir şekilde kabul edildi. Çevremde de birçok kişininki kabul edildi. Ama reddedilenleri de duyuyoruz. Yani böyle bir mekanizma aslında kabul edilir bir mekanizma değil. Onun için Türk Toraks Derneği'ndeki arkadaşlarımızın bu konudaki karşı çıkışına ben de katılıyorum. Bu uygun bir şey değil. Her ne kadar amaç belki iyi niyetli bile olsa, böyle bir dönemde bunu yapmak çok anlamlı değil. Bizim ülkemizin bilim üretme konusunda ciddi sıkıntıları var. Ve bu sıkıntıları bu süreçte de gördük. Hala ülkemizden bu kadar güzel bir veri tabanımız var aslında. Bütün verilerin toplandığı, Türkiye tek bir veri tabanımız var. Buna rağmen buradan bir bilimsel yayın çıkaramadığımızı görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda elindeki kapasiteyi kullanamadığını görüyoruz. İllerde, merkezde bizim yetiştirdiğimiz birçok epidemioloji bilen arkadaşlarımız var ve bu kapasite kullanılamıyor. Yani bizim bilim insanlarımız arasında birçok ne yazık ki bencilliklerimiz var. Benim olsun, sadece benim elimde olsun gibi paylaşım bir eksikliğimiz var. Bu konuda nasıl paylaşacağımızı, haklarımızı birbirimize yedirmeden nasıl iyi bir paylaşım yapacağımızı bilemiyoruz. Bu kültürümüz yok ülkemizde. Bunlar ayrı konular. Yani bizim bilimsel arenada çözmemiz gereken konular. Hani koronadan bağımsız konular. Burada da ne yazık ki bu konuda biraz kötü not aldık. O yüzden
Bu ayrı bir konu. Ama onun dışında şu anda verilerle ilgili bir yine tökezleme aşamasındayız. Onu görüyoruz. Çünkü her taraftan yataklarımız doldu, vakalarımız arttı, bombardımanıyla karşı karşıyayız. Valiler açıklıyor, bakan sayılar arttı diyor ama o yeşil tablodaki sayılar artmıyor bir türlü. En sonunda da işte Avrupa Birliği'nden vize yasağı geldi bize. Bu da bizim sayılarımızın arttığını gösteriyor. Yani epidemiyoloji öyle bir bilim ki sayıları değişik açılardan bakarak, verilere değişik açılardan bakarak gerçeği görebilirsiniz. Bir taraftan eğer siz onu kamufle etmeye çalışsanız başka bir bakış açısıyla o sağlama yapılarak bir tutarsızlık olduğu ortaya çıkarılabilir. İşte Avrupa Birliği, Almanya özellikle Robert Koch Institute bu sağlamayı yaptı ve bizdeki bir tutarsızlığı ortaya koydu ve dedi ki Türkiye'den gelen vakalarda artış var. Onun için ben Türkiye'den kimsenin benim ülkeme gelmesini, gezme amaçlı gelmesini istemiyorum. Ve tabii Avrupa Birliği'nin lokomotifi olduğu için Almanya, Avrupa Birliği bu kararı aldı. Yani bizim şapkamızı önümüze koyup vakaların artışı mı, ekonomi mi, salgın mı, canlarımız mı, sağlığımız mı, ekonomi mi? Bunun hesabını bir an önce yapmamız lazım. Ekonomi de çok önemli. Ekonomimiz de sağlığımız için önemli. Bunu ben de bir sağlıkçı olarak anlayabiliyorum. Ama tabii ki öncelik sağlığımızda. Bunu bir an önce ertelemeden artık kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki açıklamanın ikinci kısmını sorayım. Devamında değerli izleyicilerimizden gelen soruları yanıtlamanızı isteyeceğim. Özellikle yine önümüzdeki aylara ilişkin çeşitli sorular var. Birkaç yaratıcı çok farklı soru da var. Değerli izleyicilerimiz tekrar edelim. Can Coşkun Twitter, Can Coşkun Insta, Instagram hesapları üzerinden mesajlarınızı, sorularınızı gönderebilirsiniz. Değerli hocamız Profesör Gül Ergör'ün yanıtlaması istemiyle elbette. Şimdi birkaç soru aslında önümüzdeki sürece ilişkin ama Toraks Derneği'nin açıklamasını okuyup gelen izleyicilerimiz hemen olmuş. Jet hızıyla şunu soruyorlar. Özellikle ben de bunu sormak istedim son olarak açıklamaya dair. Ölüm sayıları. Daha önce Türk Toraks Derneği Ocak'tan Mart'a dek işte Trabzon ve İstanbul'daki vatandaşlarımızın kayıplarını E-Devlet üzerindeki defin raporlarından bir karşılaştırma yapmıştı. Ve biz anladık ki aslında o çok açıklanmadı, çok söylenmedi nedense ama Ocak ayından itibaren bu topraklarda bir etkisi olduğunu görmüştük. Özellikle Trabzon'da neredeyse iki katı kadar daha fazla kişinin hayatını kaybettiği görülmüştü. Toraks Derneği'nden değerli hocamız Hasan Bayram'la konuştuğumda şunu söylemiştim ben. Trabzon'daki bu artış vatandaşların bir kısıtlama olmadığı için herhalde yakınlarını kendi memleketlerinde defnetmesi de etkili oluyor. İstanbul'dan yani Trabzon'a defnedildiği için İstanbul'da hayatını kaybeden bir Trabzonlu. Dolayısıyla bu da etkiliyor mu? Etkiliyor elbette. Bu da olabilir demişti. Şimdi ise şu konuşuluyor. Toraks Derneği ölüm sayılarıyla COVID-19 yazılı defin raporlarının yine uyuşmadığını, bir miktar daha fazla göründüğünü ölüm sayılarını söylüyor. Bu bulaşıcı hastalık ya da zatüre yazılıyor zannediyorum hocam. İleride bunu öğrenme şansımız olacak mı? Yani COVID-19'un Türkiye'ye vermiş olduğu zarar, vatandaşlarımızın gerçek kaybettiklerimizin sayısını bir gün ulaşabilecek biz. Diğer türlü normal gerçekten de zatüreden ölen vatandaşlarımızı en azından buradan ayırmak mümkün olacak mı? Bu konuda bir kafa karışıklığı var. Vatandaşlar da elbette çok şeyi değiştirmeyecek belki gerçek sayıya ulaşmak. Ama ciddiyeti kavramak adına şeffaf olunmalı çağrısını da yapıyor vatandaşlar. Bilmiyorum haksızlar mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, tabii ki haksız değiller. Şeffaf olunacaksa bundan sonra da buna ulaşabiliriz. Bunları öğrenebiliriz. Şimdi ben burada çok ciddi bir hata olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tür yanlış kodlama kasıtlı bir şey değil bu. Hı hı. Dünyanın her yerinde var. Hı hı. Ve bununla ilgili yayınlar var. Buna excess mortalite deniyor. Hı hı. Dünyanın her yerinde bu tür fazladan ölümlere rastlandı. Bunun hatta buna bakılarak COVID'in gerçek mortalitesi hesaplamaları yapılıyor.
ve bunun yüzdeleri hesaplanarak gerçek mortalitenin ne olduğu sonradan her yerde yapılacak. Şimdiden yapılan ülkeler de var. Sonradan gerçek mortalite hesapları ortaya çıkarılacak. Bizim ülkemizde de bununla ilgili kayıtlar var. Olası vaka olup olmadıkları bu kişilerin belli. Ölüm nedenleri baştan olası vaka mıymış? Sonradan öldüğünde bunlara COVID ölümü denmemişse de olası vaka denenler içinden ne kadarı ölmüş? Bunların hepsi çıkarılabilir. Ve eğer olası vaka olup da ölenler COVID nedeniyle ölseydi o zaman COVID ölümü kaç tane olurdu? Bunların hepsi hesaplanabilir. Eğer bakanlık bunların yapılmasına izin verirse. Yani kendisi de yapabilir zaten. Yani yaparsa en iyisi o olur. Kendisi yapabilir. Kapasitesi de var bunu yapmaya. İnsan gücü de var. Bunların hepsini yapabilir. Ama şu anda aslında yanlış bir şey de yapmıyor. Ben baştan beri bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bu bir bulaşıcı hastalık. Bulaşıcı hastalık testle pozitif çıkarsa kesin vakadır denebilir. Testi pozitif çıkmayana kesin vakadır diyemez. Klinisyen arkadaşlarımız radyolojik olarak BT'si pozitif çok kesin diye düşünüyorlar. Ama bulaşıcı hastalık BT ile çok kesindir denebilecek bir hastalık değildir. Bunun testi varsa, testi yetersiz bile olsa illaki testle pozitifse pozitif kabul edilir. Bulaşıcı hastalıklarda kural budur. Onun için testi pozitif olmayan birisine COVID'den ölmüştür denemiyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul etmiyor. Hı hı. Test yapamıyor olsak gene diyebileceğiz. Ama test yapıp da testi negatif çıkmış birine bu COVID'den ölmüştür diyemiyoruz biz. Test yapamamış olsak diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Evet, aradaki farkı anladım. Yani test yapamasak ama hiç değilse radyolojik olarak ya da klinisyen bunun COVID olduğunu diğer bulgularıyla diyor diyebiliriz. Ama test yaptığımızda artık klinisyen öyle diyor deme şansımız kalmıyor. Çünkü test negatif demiş. Test aslında çünkü en iyi bir test. PCR dediğimiz test. Çünkü bir tane bile virüs olsa onu yakalayabilecek bir test aslında. Yani testin işte çok konuşuldu. Neden negatif çıkabildiğine dair bir sürü şey var ama aslında test altın standart bir test. Bu nedenle hani test yapamayan ülkeler için test yoksa pozitif olabilme koşullarını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani bunlar teknik konular ve dediğim gibi bunlar çıkabilir. Önemli olan şu noktada artık biz ölümü saklıyoruz falan değil. Önemli olan zaten bizim salgını önlememiz şu anda. Var olan ölüme COVID dedik demedik konusu şu anda en yakıcı konumuz değil. Yeni insanların COVID olmaması bizim yakıcı konumuz şu anda. Bu da toplulukları bizim engellememiz gerekiyor. Tekrar ben konuyu oraya getirmek istiyorum. Acilen bizim düğünleri, plaj toplantılarını, eğlenceleri, konserleri bir gün geçmeden kapatmamız gerekiyor. Bizim artık bunlara tahammülümüz yok. Düğünü 4 saatten 2 saate indirmek bir önlem değil. Değerli hocam, zannediyorum bunlar için Eylül ayı beklenecek. En azından öyle bir intiba var. Biz habercilerde de öyle bir intiba var. Vatandaşlarda da var. İşte turizm sezonu bitsin şöyle bir işte Eylül'ün 10'u 15'i gibi bu kararlar alınacak gibi duruyor. Umuyoruz doğrusu neyse biz haksız çıkarız ya da doğrusu neyse haklı oluruz. Yücel Bey demiş ki Almanya Türkiye'den insan kabul etmezken biz Rusya'dan turist çekmeye başladık. Ağustos bitmeden herhangi bir kararın gelmesini bu yüzden de beklememeliyiz. Vatandaşı eleştiriyorsunuz ama bu işi başardık diyenler de körüklemedi mi sizce? Burada bir iletişim problemi yok mudur? Süreç yönetimi de değerlendirilmeli demiş. İpek Hanım diyor ki okulların, üniversitelerin yüz yüze derslere başlama tarihlerinin ertelenmesine rağmen dershanelerde yeni adıyla kurslarda şu günlerde dolu sınıflarda yüz yüze dersler yapılmakta. Bu konuya ilişkin haberler yeni yeni yer bulmaya başladı ama iki haftadır inanın durum böyle diyor. Veliler olarak bizler endişeliyiz. Dershanelerin yani yeni tip kursların uzaktan olma kararları da çıkar mı diye sorular geliyor. Eğitim konusu çok merak ediliyor hocam. Sizin düşünceniz ne? Bir aylık erteleme yapıldı ama sanki ilk dönemi kapsayacak gibi de online eğitim sürecek gibi duruyor. Bu durumda hakikaten yani son konuştuğumuzda bir hafta önce miydi bilmiyorum ama durmadan koşullar çok değiştiği için ben okullar açılsın,
elimizdeki tüm şartları zorlayalım diyordum. Evet, 10 gün önceydi hocam. Doğru. 10 gün önceydi değil mi? Ama yani hakikaten her gün durum biraz daha ciddileştiğini gördükçe açılamayacağını düşünüyorum. 21 Eylül ertelenmesi iyi bir şey ama ben Mehmet Ceyhan Hoca'ya katılıyorum. Tarih değil burada önemli olan. Burada önemli olan kriter. Ama kriterleri de şeffaf olmadığı için kriterleri nasıl değerlendireceğiz onu da bilmiyorum. Yani ben hala tüm Türkiye için bir tarih olmaması gerektiğini, tarihin hiçbir kimse, hiçbir yer için olmaması gerektiğini, kriter olması gerektiğini, bu kriterin de yerel olarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu dershane meselesine hiç aklı vermiyor. Benim bildiğim Türkiye'de dershaneler kapatılmıştı. Ben de bir iki gün önce duydum, dershaneler varmış, yüz yüze yapılıyormuş. Bu nasıl olabiliyor böyle bir şey anlamıyorum. Bizim şu andaki en önemli sıkıntımız denetim. Denetim yok, kurallar belli, kuralları uygulamayı topluma bırakmış durumdayız. Lütfen kurallara uyun, lütfen maske takın, böyle bir şey olamaz artık. Bu kurallar belliyse bu kuralları uygulayacak kimse, görevliler, onların bu kuralları uygulatması gerekiyor. Bu salgın zamanı. Her çeşit kural alınabilir. Son konuşmamızda da söylemiştim. Önce uyarı, sonra para cezası, sonra kapatma filan gibi şeyler olamaz. Bunlar normal zamanların uygulamalarıdır. Kurallar en sert şekilde uygulanmak zorundadır ve bunlar denetlenmek zorundadır. Bunları da kişilerin uygulamasına bırakmak diye bir şey söz konusu değildir. Dershane ne demek? Dershane tartışması ne demek? Yani böyle bir şey olamaz. Nasıl yüz yüze okul yokken dershane olabiliyor? Böyle bir şey olamaz. Bunlar artık böyle konuları tartışma zamanında değiliz biz. Çok katı ve kesin kurallar koymak zorunda ve bunlar uygulanmak zorunda. Ve bunlar kişilerden rica ederek değil. Bu insan sağlığını ilgilendiren bir şey. İnsanlar böyle rica ederek olunca kendi inisiyatifine, kendi kararına, kendi görüşüne göre onun seçimine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Kimsenin seçimine bağlı değil bu. Bu kesin bir karar. Bu sağlıkçının söylediği bir şey ve sağlıkçının söylediği şeye %100 uyulması gerekir. Bir sağlık çalışanı Sedat Bey'den gelmiş. Sağlık çalışanlarının psikolojisi gerçekten hiç iyi değil. Hem dışarıda görüntüler olarak söylüyor bunu. Kendileri bu konuda muazzam çalışırken hem de aslında bir türlü bitmeyişi de galiba bu konuda motivasyon kaybına neden oluyor. Korkarak çalışıyoruz her gün diyor Sedat Bey. Bu ciddi bir durum bence. Hocam bu konuda bir şey söylemek ister mi? Teşekkür ederim demiş. Sağlık çalışanlarının bugünü önümüzde şimdi hep konuşuluyor. Biz haberci olarak sorup geçiyoruz. Vatandaşlarımız soruyorlar geçiyorlar ama sağlık çalışanları o sorunun birinci muhatabı. Mesela ben çok kolay bir şekilde sorabiliyorum. İkinci dalga hocam Eylül'de, Ekim'de gelecekmiş. Ne düşünüyorsunuz? Birebir bunu yaşayacak olanlar için benim cümleyi kurmam dahi belki bir titriyorlar o anda. Bir endişeleniyorlar. Çünkü birebir onlar yaşayacaklar. Hiç maske takmadan hastaneye bir kişi gelecek, test olmak istiyorum diyecek. Bütün o 3 ay boyunca izole etmiş, ailesiyle görüşmemiş sağlık çalışanlarının bir anlık dikkatsizliği belki ona tekrar yansıyacak. Az önce değerli doktorumuzun mesajı bu anlamda çok önemliydi. Sağlık çalışanlarının son durumu hakkında da düşüncelerinizi almak isteriz değerli hocam. Sağlık çalışanları gerçekten artık sabırları çok tükenmiş durumda. Ama arkadaşlarıma sabırlı olmayı, güçlü olmayı öneriyorum. Yani ben de onların arasındayım. Biz her zamanki gibi gene görev bilincimizle çalışacağız ve toplumu uyarmaya devam edeceğiz. Birbirimizi uyarmaya devam edeceğiz. Dayanışma içinde olacağız. Kendi içimizde de farklı yorgunluk düzeylerimiz var. Farklı sorunlarımız var. Kimimiz daha çok yorulduk, kimimiz şu anda farklı riskler altındayız. Ama biz hep birbirimize destek olmak zorundayız. Birbirimizi anlıyoruz. Gene en çok biz birbirimizi anlıyoruz. Bunu düşüneceğiz. Yani biz zorluklar zamanında gene dayanışırız. Belki başka zamanlarda daha çok birbirimize eleştirel olabiliriz ama dayanışacağımıza inanmalarını istiyorum. Bence yöneticiler de bunu görecekler ve yeniden sağlık çalışanlarına
kış dönemi için bence çalışma koşullarını düzelten veya maddi destekler düşüneceklerdir. Çünkü hakikaten çok fedakarlıkta bulundu sağlık çalışanları. Ama toplumun önlemlerinin yani toplumda alınması gereken önlemleri yetkililerin sağlık çalışanlarının moralini düzeltmek için de yapmaları gerekiyor. Bu önlemleri almaları sağlık çalışanlarına tekrar şevk vermek için de yapmaları gerekiyor yöneticileri. Yani sağlık çalışanlarının bu feryatlarını yetkililerin duyması gerekiyor. Şimdi Esmehan Hanım yazmış, dershane kurslar diyorsunuz ama özel okullar şu anda öğretmenleri okullara toplamaya başladılar. Kimi özel okullar bu uygulamaya geçtiler. Okuldan uzaktan eğitim adı altında bu öğretmenler toplu taşıma kullanarak okullara gelmeye başladılar. Hem yeni dönemi konuşuyorlar hem online eğitim dersleri konusunda testler yapılıyor. Okulda bir araya geliyorlar, asıl buna da çözüm bulunmalı demiş. Vatandaşlarımız sadece kurs olmadığının altını çiziyorlar. Çeşitli özel okullarla ilgili isim de vererek bilgiler gelmeye başlamış. Nusret Bey demiş ki, değerli hocamıza sorar mısınız? 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız 12 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarla boğuşuyor. Başkentte alınan bir karar var önceki gün. Ankara Pandemi Kurulu'nun uyarıları neticesinde. Devamında Rize'den ve Mersin'den başka kararlar da gelecek zannediyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili diğer illerden de benzer kararlar gelecek. Bir türlü aslında en ufak bir gevşetme dahi yapamadık bu süreçte. Anladığımız kadarıyla 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları bulunanlarla ilgili isyan ediyorlar haklı olarak. Çünkü yaz aylarında en gevşek bırakılan tedbirlerde dahi onlarda mutlaka bir kısıtlama mutlaka ama mutlaka kaldı. Dolayısıyla şimdi ikinci dalgayı konuşuyoruz. Eylül'de hatta Eylül'e kalmadan tedbirler yeniden sıkılaştırılsın diyoruz. Bu insanlar da diyorlar ki bizi ölüme terk ediyorsunuz. Bu kadar tedbir hiç dışarı çıkmadık. Sosyal hayat sıfırlandı. Bunun bir sağlığımıza zararı olup olmadığı hiç ama hiç düşünülmüyor diyorlar. Haksızlar mı değiller mi? Süreç yönetimi nasıl olmalıydı? Son olarak bunu sormak isterim hocam. Evet, 65 yaş üstü vatandaşlarımız için her zaman bu kısıtlamaların uzamasından doğan sıkıntıları konuştuk. Şu anda aslında sağlıklarını etkileyecek bir kısıtlama yok. Yani şu andaki durum sağlıkları bakımından sakıncalı değil. Ama tekrar ilk önce onlara yönelik kısıtlamalar olmaya başlıyor. Dediğim gibi yani düğüne 65 yaş üstündekiler gitmesin mantıklı bir şey değil. Düğün yapılmaması gerekiyor. Evet 65 yaş üstündekiler gitmesin çünkü onlar daha tehlikede, bunu anlıyoruz ama yani diğer insanlara bulaşmasını da önlememiz gerekiyor. Onun için düğün yapılmaması gerekiyor ve bu şunu gösteriyor ki ilk yapılacak kısıtlamalar yine 65 yaş üstüne olacak. Ekim ayı geldiğinde 65 yaş üstündekiler muhtemelen tekrar evde otursun denecek. Ve o sağlık sıkıntıları o zaman görülmeye başlanacak. Ve buna yüksek bir düzeyde yakalanacağız. Yani şimdi ilk sokağa çıkma yasaklarının başladığı düzeydekinden daha yüksek bir düzeyde ikinci dalgaya başlayacağız muhtemelen. O nedenle bu önlemlerin şimdiden alınmaya başlanması lazım. Bunu söylemek istiyorum ve 65 yaş üstünün de şimdiden geçen defadan deneyimli olarak hem grip aşılarını yaptırmalarını hem pnömokok aşılarını yaptırmalarını, umarım o aşılar zamanında ülkemize ulaşır, zamanında yeterli sayıda ulaşır. Herkes yaptırmalı mı hocam? Sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlar için mi öneriyorsunuz mevsimsel grip aşısını? Mevsimsel gribi herkese öneriyorum ama öncelikli olarak sayının yeterli olabileceğinden kaygı duyduğum için öncelikli olarak 65 yaş üstüne öneriyorum. Öğretmenler için de bir şey söylemek istiyorum. Yani okula gidiyor olmak, öğretmenler için hazırlık yapıyor olmak çocuklar yokken büyük bir korku yaratacak bir durum değil. Yani hepimiz işe gidiyoruz. Öğretmenler de işe gidebilirler. Maske takarak, bir arada bulunarak işimizi yapabiliriz. Birçok insan işe gidiyor. Yani birdenbire
işe gitmek en büyük, hemen salgına yakalanmak, hemen hastalığa yakalanmak demek değil yani. En ufak bir riski çok büyük boyutlarda algılamaya gerek yok. Risk çok büyük kalabalıkların içinde var ve maskesiz temaslarda var. Maskeyle iş yerlerimizde risk altında değiliz. Ama 10 kişilik dolmuşta 40 kişi olduğumuz zaman risk altındayız. Normal bir servis aracında maskemizle risk altında değiliz. Bu arada bu dolmuş konusuna da bir değinmeden edemeyeceğim. Her gün bu aynı haberi dinlemekten de ben yoruldum. Buna bir çare bunları yakalayıp ceza kesmek değildir. Buraya fazla da servis dolmuş koymaktır. Yani bu dolmuş esnafına sevimli görünmek için buraya fazladan dolmuş koymamak mıdır bu, nedir anlamıyorum. Yani bunun çaresi durmadan ceza kesmek değildir. Demek ki burada fazla yolcu var. Demek ki buraya daha çok araç gerekiyor. Buraya bu insanlar gidecekse buraya fazla dolmuş gerekiyor demektir. Yani askeriyeden araç mı bulunur, belediye fazla otobüs mü koyar? Bu çözüm, bu çare, buna bir çare bulunması gerekir. Çare bulunmazsa ceza keserek bunun bu çözümlenecek bir şey değildir. Bu tür şeyleri çözümlemek gerekiyor. Sadece durumu saptamak, sadece kötü örneği durmadan göstermek ya da halay çeken insanları durmadan göstermenin bir anlamı yoktur. O halay çekmek yasaklanabilir. Ama her gün işe giden insanlara ceza kesmekle bu sorun çözülemez. Yani lütfen toplum olarak hep beraber akılcı şeyler yapmamız lazım. Son olarak Can Bey bir şey söylemek istiyorum. Lütfen buyurun hocam. Süremiz bittiyse. Var süremiz var. Buyurun hocam. Ben hep konuştuğum meslektaşlarımla olsun, toplumdan kişiler olsun, arkadaşlarım olsun derler ki seninle konuşunca içimiz rahatladı. Ama artık ben kendi içimin rahatlatılmasına ihtiyacım var. Benim bir yetkili tarafından içimin rahatlatılmasına ihtiyacım var. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarım adına bunu söylemek istiyorum. Peki. Değerli hocam çok teşekkürler. Bu arada ilk bir soru, çünkü cevabınızın içinden seçtim özellikle. İlk dalgaya göre ikinci dalga konusunda ya da tedbirlere geçerken ilkinden daha kötü durumdayız. Daha kötü durumda geçmiş olacağız gibi bir ifade kullandınız. Bu günlük vaka sayılarına işaret etmeniz anlamında mı? Evet. Evet. Peki. Biz yasaklamalara başladığımızda biliyorsunuz daha az günlük sayılardaydık, daha düşük günlük sayılardaydık. Şimdi daha yükseklerdeyiz. Bugün oldukça uzas. Peki. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Gül Ergör hocamızla konuştuk.